Ankara'dan hepinize iyi pazarlar diliyorum. Başkent Kulesi'ne hoş geldiniz. Bu hafta siyaset dışı bir konu ve konukla karşınızdayız. Savunma sanayini konuşacağız. Son dönemde yerli savunma sanayinde kaydedilen ilerlemeler, sizlerin de aslında izleyicilerimizin, toplumun, halkın, sokağında ilgisini çeken, dikkatini çeken bir konu. İşte en son Eylül ayında bir Teknofest festivali yapıldı İstanbul'da ve yüz binlerce kişinin iştiraki ve yoğun bir talep söz konusuydu. Bu alanda yapılanlar, yürüyen projeler, yürüyen stratejiler, gelecek perspektifi, bütün bunları ele alacağız bu hafta. Savunma sanayi alanında Türkiye nereden nereye geldi ve nereden nereye yürümeyi hedefliyor? Ana başlığı etrafında pek çok alt başlık bu hafta konumuz olacak. Kimle yapıyoruz programı? Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben şöyle başlatmak istiyorum programı. 2002 yılında savunma sanayinde, yani bunu herhalde bir anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığı anlamında da okuyabiliriz. %80 bir bağımlılık var iken, yani %20 yerli üretim var iken, bugün %65'e ulaştı yerli üretimdeki kaydedilen mesafe. Bu da dışa bağımlılığın %35'e gerilediğini gösteriyor. Yani işte 15-16 yıllık süre içerisinde böyle bir noktaya gelinmiş. Şimdi bu ne demek? Yani bunun karşılığı fiili olarak, bu rakamı biz fiili olarak nasıl okumalıyız, ne anlamalıyız bu gelinen noktadan? Bu aslında bağımsızlık demek. Yani bizim sürekli söylediğimiz savunma sanayi konusunda istiklal ve istikbalimiz için savunma sanayinin güçlenmesi gerekiyor. Burada da bağımsız hareket edebilmek, bağımsız karar verebilmek, başkasının etkisi altında, kısıtları altında kalmadan iş yapabilmek anlamına geliyor. Bu bir. İkincisi ise yüzdelerin rakamsal içeriğinden çok teknolojik içeriği daha önemli ki ben 2002 ile bugünün karşılaştırılmasında belki o yüzde rakamlarından daha çok teknolojik içeriğin çok daha fazla lehimize geliştiği kanaatindeyim. Ve bu konuda da genelde sırf rakam yerine biz bu teknolojik içeriğe çok daha ağırlık veriyoruz. Çünkü o temel teknolojilerde bağımsızlığını sağlayamazsanız bir yerde önünüz tıkanabilir ki bu alanlar bazen çok geniş olabiliyor. Doğrudan savunma sanayi olmayabiliyor. Normal... Yani mesela vurucu gücü ya da caydırıcı gücüne ne kattı? Değil mi? Buradan bakmak gerekir. Tabii vurucu gücünüz o gücü ne kadar kullanabildiğinizle de ilgili. Yani bir şeyin sizin envanterinizde olması tamamen serbest kullanabiliyor olmanız anlamına gelmiyor. Bu bir. İkincisi, idame noktasında da önünüzün tıkanabilmesi anlamına geliyor. Yani bir ürünü aldınız, rafta kullanıyorsunuz yıllardır, falanca kritik kararda birileri önünüzü tıkayabilecek mi? Şöyle ben anladım. %20 yerli ürün vardı, %80 dışa bağımlılık vardı. Ama bu %80'i parasıyla gidip aldığınız takdirde bile operasyonel bir faaliyet yürütmek istediğinizde kafanıza göre yürütemiyordunuz. Bununla ilgili de kurallar, şartlar, sınırlamalar karşınıza çıkıyor. Kesinlikle örtülü, örtüsüz, her türlü şey. Hatta anlaşmalarınızda olan şartlara da bazen tekabül eden sınırlamalar olabiliyor. Evet. Bu mesela biz en son Afrin harekatında yanılmıyorsam o zaman rakamlar da verilmişti. %90'a yakın yerli mühimmat kullanılmıştı. %60'a yakın da yine yerli ürün kullanılan silahlar anlamında da bu rakamlar paylaşılmıştı. Mesela Afrin harekatında bu herhalde çok belirgin bir şekilde o başarının elde edilmesinde savunma sanayinde kaydedilen mesafelerin etkisi görüldü diyebilir tabii, miyiz? Tabii. Kendi ürününüzü bağımsız şekilde istediğiniz şartlarda kimseye hesap vermeden rahatlıkla kullanabiliyorsunuz anlamına geliyor. Eğer envanterinizde sayı azaldıysa hemen imal edip koyabiliyorsunuz yerine gibi. Operasyonu kesinlikle kendi şartlarınızla, kendi operasyonel ihtiyaçlarınız doğrultusunda yönetebilmeniz anlamına geliyor. Evet. Etkin bir şekilde. Orada da yönetilebildiği için bu başarıya ciddi bir katkı sağladı Afrin harekatında. Evet. Peki şunu sorsam acaba ne dersiniz? Yani niye 2002'den sonra bu atak başlamış? Niye 2002'ye kadar
fark edilmemiş mi, ihtiyaç mı olmamış, yoksa birileri bir yerinden tutarak Türkiye'nin bu hamleyi yapmasına engel mi olmuş? Yani 2002 öncesine kadar gelen hikayeyi nasıl anlamak gerekiyor? Tabii bu konuda irade ve iradenin sürekli olması önemli. İstikrar önemli. Yani iktidarlar değiştikçe meselenin anlaşılması, ona o gerekli önemin verilmesi konusunda çeşitli iniş çıkışlar olabiliyor. Geçmişte daha da geçmişe giderseniz, yani ülke içinde insanımızda bu irade zaman zaman ortaya çıkmış, işte vakıflar kurulmuş, daha öncesinde müteşebbisler çıkmış vesaire. Tabii Türkiye boş bırakılan bir ülkede değil. Silah lobiler olsun, yabancı güçler olsun, bunların çeşitli çıkarları olsun, bunların bu ülkede belirli şekilde etkin olmaya çalışmadıklarını söylemek saflık olur. Ama genelde belki bunun kısa cevabı istikrar ve irade demek daha doğru olur. O iradenin sürekliliği diyorsun. Israr etmek yani. Israr etmek malumunuz Cumhurbaşkanımızın sürekli söylediği savunma sanayi ben şahsen hamisiyim. Benim şahsi himayem altındadır lafını çok sık kullanır. Bu gerçekten 2002'den beri çok özel olarak ilgilendiği bir konu. Yani bu iradenin en tepeden ve sürekli olduğunun en iyi delili. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarı ve verdiği önemin çok ciddi katkısı oldu. Bunun bütün kademleri sirayet etmesi tabii ki. Sirayet etmesi. İhracata dönük ciddi bir kapasite artımı da oldu değil mi? Evet. Savunma sanayinde orada hangi noktadan hangi noktaya geldi? Şu anda mesela 2002'de savunma sanayi dünyada ilk yüze giren bir tane bile Türk şirketi yokken şu anda Aselsan, TUSAŞ ve Roketsan galiba ilk yüzde. Bir şirketimiz daha girdi, 4 olduk. Yani. 4 oldu şu anda, öyle mi? Evet. İhracat anlamında nereden nereye geldi? Şu anda nasıl bir ihracat kapasitesi var savunma sanayinin? Şimdi ihracat anlamında 2 milyar doları aştık. Ancak ihracat için şunu söylemek istiyorum. Bu bağımsızlık ve yerlilik meselesinin en etkin olduğu yer ihracat olacaktır. Ve benim beklentim şu, bir eşik rakam var. O eşik değeri aştığımız zaman savunma sanayi ihracatında büyük bir patlama görmeyi ümit ediyoruz. Çünkü savunma sanayi ihracatı dediğiniz konu sadece bir ticari konu değil. İşin içinde siyasi denklemin olduğu, ilişkilerin olduğu bir konu. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanımız hemen hemen bütün seyahatlerinde, bütün devlet lideriyle görüşmesinde bu konuya özel önem veriyor. Bu yine siyasi anlamda ilişkilerde bunun öne çıkarılan bir konu olması ileride bu denklemin de değişeceğini, artacağını gösteriyor. Bu bir. İkincisi ise platformlarımız devreye girdikçe, bir atak helikopterimiz artık kendisini muharebe alanında göstermeye başladıkça, insansız hava araçlarımız, tanklarımız, toplarımız, çeşitli elektronik ürünlerimiz, elektronik harp ürünlerimiz sahada, muharebe sahasında kendilerini göstermeye başladıkça, testlerden geçmeye başladıkça ilgi daha da artacak. Bence şu günler, bu yoğun çabalar, dış ülkelerle temaslar bir anlamda bir momentum biriktiriyor. Bunun açığa çıkması durumunda büyük bir artış görmeyi ümit ediyoruz. Çünkü rekabet ettiğiniz ülkeler veya bir şeyler satmayı umduğunuz ülkeler yıllardır bu işin içindeler. İşte o ülke veya şirket yıllardır o ülkeye mal satıyor. Ve alıcı da o ürüne alışmış. Alıcının kullanıcıları o ürüne alışmışlar. Ama sizin yeni bir ülke, yeni bir ürün olarak ortaya çıkmanız önce bir acaba bu kadar iyi midir? Bir bakalım gibi sorular uzun bir anlamda güven teşkil etme süreci sonucunda netice alınmaya başlayacaktır diye umut ediyorum. Yani 2002'den bugüne kadar savunma sanayi ihracatındaki grafiğin artışına baktığımızda bu yönde bu eğrinin çok hızlı bir şekilde yön değiştireceğini ve eğiminin artacağını kesinlikle umuyorum. Ama şunu söylemek lazım, bu kadar çaba sonucunda işte artış şu istediğimiz seviyede değil gibi bir yaklaşım olabilirse öyle bakmamak lazım. Dediğim gibi bir momentum birikiyor ve bunun neticelerini inşallah ileride çok net göreceğiz. Bugünden gösterilen çabalar, ekilen tohumlar inşallah ileride meyve verecekler. Yani bu ürünler konusunda bir iddia ortaya koyuyor Türkiye ve bu iddianın karşılığını, bu momentum ya da eşik dediğiniz o eşik geçildikten sonra bir
patlama mı olacak? Tabii sahneye yeni çıkıyorsunuz. Evet. Sizi tanımaları lazım. Ürününüze güvenmeleri lazım. Bu süreci yaşıyoruz şu anda. Bu süreç yaşanıp da güven teşkil ettikten sonra, kullanım sayısı arttıktan sonra bunun arkasından geleceğini umuyorum. Çünkü ürünlerimize güveniyoruz. Evet. Bir mesela Atak helikopteri Pakistan'la anlaşma yapıldı galiba. Evet. Bir tek motoruyla ilgili bir süreç yürüyor şu anda. Ama onun dışında Pakistan'la yapılan anlaşmanın çerçevesi nedir mesela Atak helikopteri? Atak helikopteri satış anlaşmamız imzalandı. Bu süreç her üründe aslında işte dışa bağımlılığın burada da önemi var. İhraç iznine tabi olan küçük de olsa sistemler veya malzemeler var ise ihracatınızda o ihraç iznine bağlı olan hangi ürünse o ülkenin müsaadesini almanız gerekiyor. İşte bu yerlilik meselesi burada da çok önemli. O bağlardan da kurtuluyorsunuz. İnşallah bu süreç devam edecek ama Atak konusunda şunu belirtmek istiyorum. Sık sık motor konusu gündeme geliyor. Motor geliştirme çalışmalarınız devam ediyor. Hatta motorun çekirdek kısmının ilk ateşlemesi ve testi yapıldı bile. Bunun entegre edilmesi, kalifikasyon ve test süreci devam edecek. Yani diyelim bugün izne tabi olan bazı hususlar var ise biz hızla sadece motor değil diğer sistemlerde olan herhangi bir ürün konusunda da onun yerleştirilmesi, milli şekilde yapılması, ülkemizde hiçbir ihraç iznine tabi olmaksızın satılabilir, üretilebilir hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Özgün ürün burada kritik. Önümüzün ileride tıkanması ihtimali olan herhangi bir sistemle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili geniş bir tarama yapmış durumdayız. Tabii burada irili ufaklı yüzlerce ürün olabiliyor ama bunların hepsi şu anda bizim hedef listemizde ve sanayimizi bu konuda seferber ederekten bu bağımsızlığı sağlamaya çalışıyoruz. Yani şunları duyuyorduk biz de işte yani bu kadar mesafe kat edildi yerli üretim konusunda ama bir motorumuzu bile yapamıyoruz. Tabii motor konusu özel gündemimizde. Gerek tank motoru olsun, gerek çeşitli zırhlı araçlara monte edilecek motorlar olsun, gerek helikopter, insansız hava aracı, insansız hava araçlarının jet motor tipleri, irili ufaklı jet motorlar bunların hepsi şu anda bizim ürün geliştirme portföyümüzün içinde yer alıyor. Yani bir şeye başlamazsanız yapamazsınız. Başlangıçlar yapıldı. Her bir ürün için çeşitli safhalarda iş devam ediyor. Unutmayalım ki bu konularda ülkemizin tecrübesi gerçekten çok az idi. Ama tecrübe de inşa etmek lazım aynı zamanda. Bunu da sürdürüyoruz. Biraz sabır lazım. Yani bir motor geliştirmekle ilgili çalışan tecrübeli ülkelerin bile bunu kaç senede yaptığını da göz önüne almak gerekiyor. Ama iddialıyız. Yani bu iddiamızı her zaman şöyle dinlendiriyoruz. Eğer başkası yapmışsa biz bundan daha iyisini niye yapmayalım? Yaparız. Yani gençlerimizde de bu idealin, bu özgüven olması gerekiyor. Bunu boş bir laf olarak da söylemiyoruz. Onu özellikle altını çizmek istiyorum. Yani bugün sessiz sedasız, gürültü çıkartmadan bir özgün helikopteri biz havalandırdıysak, bütün dünya Allah Allah nereden çıktı bu diye baktıysa bunlar olacaktır. Yani ve olduğu zaman da inşallah daha bir özgüvenli, daha bağımsız bir savunma sanayi olduğunu göreceğiz. Şimdi Atak dedik. Atak taarruz helikopteri. Evet. Mesela taarruz helikopteri kategorisinde dünyadaki mukabilleriyle karşılaştırdığınızda nedir Atak? İlk beşte diyebilirim. Öyle yani mi? Genel şeye de baksanız, bir tarama yapsanız dünya çeşitli bağımsız değerlendirmelerde ilk beşte olan bir helikopter bu. Taarruz kabiliyetlerinin güçlülüğü anlamında. Ama tabii o da orada kalmayacak. Şimdi yeni bir taarruz helikopter projemiz geliyor. Onu yakında duyacaksınız. Burada bir ara ipuçlarını verdik ama Atak'tan çok daha iyi bir helikopterimiz de inşallah daha büyük, daha kabiliyetli bir helikopter projemiz de başlıyor. Bir taarruz helikopteri olacak öyle mi? Evet, yani bu da çok önemli tabii. Yani bir sadece yerli bir taarruz helikopteri ürettik demekle kalmamak, burada da bir iddia koymak. Yani ilk beşte olduğunu söylüyorsunuz. Bu gerçekten kıymete değer herhalde. Afrin harekatında da kullanıldı tabii, Atak helikopterleri. Pakistan dışında mesela başka ülkelerden ilgi, alaka var mı? Tabii çok fazla ilgi var. Yani o konuda gerçekten çok fazla ilgi var. Malum Atak projesi İtalyanlarla ortak bir proje. Ortak pazarlama
faaliyetlerimiz de var. Bazen işte Batı dünyasıyla ilgili İtalyan ortaklarımız biraz daha aktif oluyorlar. Bazen bizim kendi komşu ve civarımızla ilgili biz aktif oluyoruz. Ama oldukça ilgi var. Tabii dediğim gibi dünyada ilk beşte olan bir helikopter tabii ki ilgi çekecek. Ama daha da önemlisi şu, biz atağa çeşitli kabiliyetler kazandırarak üzerine monte ettiğimiz, entegre ettiğimiz silah sistemleri de geldi şu anda birçoğu. Ve yerli olmayanları da yerleştiriyoruz. Bu anlamda da bizim kendi özgün ürünlerimiz, çeşitli kabiliyetleri olan ürünler atağa yeni kabiliyetler kazandırıyor. Helikopterin kendisi sadece bir uçuş platformu ama onun görev sistemlerini kendiniz idare edebiliyorsanız, yazabilip değiştirebiliyorsanız kendi silahlarınızı entegre edebiliyorsunuz anlamına geliyor. Bu anlamda da atağa sırf helikopter olarak değil, atak artı şu 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 bağımsızlık ürünler, şu silahlar atağın kabiliyetlerini şuraya getirir diye bir kabiliyet kazandırma, helikopterinizin çıplak helikopter değil, gerek elektronik harp, gerek çeşitli görüntüleme vesaire sistemleri, gerek silahlarıyla falanca kabiliyetlere sahip bir ürün olduğunu da söyleyebiliyorsunuz. Ki o, yani o ürünlerin de yerli olması hareket kabiliyetini güçlendiriyor helikopterin. Hareket kabiliyetini güçlendiriyor. Satışta falanca ürün entegre oluyor ama bu falanca ülkedense biz bunu alabilecek miyiz sorusu gündemden kalkıyor. O silahın veya o sistemin entegre olmasıyla ilgili acaba yapılabilecek mi, falanca ülke müsaade edecek mi, burada da ihraç iznine takılacağız mı gibi soruların cevabı ortadan kalkmış oluyor. Evet. Çünkü çok sert diğer türlü değil mi? Dışa bağımlı hale gelince o sözleşmelerde kullanamıyorsunuz istediğiniz gibi. Yani. Kullanamıyorsunuz. Çok iyi ilişkileriniz olduğunu düşündüğünüz bir ülke veya bir yerle bile birbirimize sonra başka bir boyutta, başka bir denklem karşınıza çıkabilir. Hayır, o olmasa bile çeşitli entegrasyon faaliyetleri ile ilgili olarak dünyanın parasını vermeniz gerekebilir. Hmm. O da başka bir denklem. Evet. Peki şey, yani bu anlamda görüşmeler hangi ülkelerle, eğer işin mahrem kısmına girmiyorsa hangi noktada? İmkanını vermek daha iyi bizim için. Yani çünkü biz bir anlamda pişirip piştikten sonra biraz haberin çıkmasını daha tercih ediyoruz. Ama gerçekten çok sayıda ülke bazında gibi. O şekilde devam ediyor. Burada işin hani ihracat vesaire bir ekonomik anlamda hedefleriniz de var mı? Yani işte Türkiye'nin cari açığına katkı vermek gibi bir başlık kullansam mesela. Bu anlamda o sözünü ettiğiniz momentum birikimi ya da eşik eğer aşılırsa ki inşallah aşılır. Böyle bir hedef de verildi mi size? Şimdi öyle bir hedef mesela yıllar önce bir 2023 için 25 milyar dolar hedefi konmuş. Tabii çok çok iddialı. Şu anda 2 milyar dolar geçmiş durumdayız ama tabii 2023'e kadar 25 milyar doları bulur mu sorusu iddialı bir hedefi bize gösteriyor ama bundan vazgeçmemek gerekiyor. Tabii cari açığı azaltmak iki yönlü. Bir, içindeki ürünlerin yerleştirilmesi ile dışa bağımlılık, yani ithalatı azaltaraktan bir azaltma yapıyorsunuz. İkincisi ise kendiniz ihracat artıraraktan. Hatta ihraç ettiğiniz zaman bile ihraç ettiğiniz üründeki yabancı içeriğe göre aslında fiktif bir cari açığı azaltmama yönünde, yani 100 birimlik bir mal ihraç ettiğinizde bunun 80 birimi dışarıdan temin edilmiş, aslında 20 birim net bir katkınız var. Bu anlamda da net katkı açısından da önemli yerleştirme yani projeleri. Yani milyarlarca dolar ihracat katkısının dışında milyarlarca doların başka bir ülkeye gitmemesini sağlamış oluyor. Evet. Bu şekilde yerli ürünün artması. Hatta uzun vadede de yani ihraç ettiğiniz ürünün tabii ilk satış rakamları genelde göz önüne gelir de aslında çok daha önemli olan satıştan sonraki idame, lojistik destekle ilgili asıl para burada. Bunu da göz önünde tutmak lazım. Yerleştirdiğiniz ürünleri sattığınızda platformunuzu, platformla ilgili bir dizi alt sistemin ömür boyu desteğini siz yapacaksınız. Burada çok uzun vadeli bir sürdürülebilir, sürekli bir gelir anlamına geliyor ki dünya pazarında da genelde bunlar yapılır. İlk ürünün satış fiyatı genelde çok fazla göz önüne alınmaz. Hatta bazen başa baş noktasında bile satış yapabilirsiniz ki daha sonraki idame noktasındaki denklemde yerinizi alın diye. Evet. Şimdi iki tane deyim yerindeyse civcivli konu var. Evet. Siyaseti de etkileyen. Evet. Siyasi bir gündem başlığına da giren. Biri S-400 füzeleri. Evet. Diğeri de F-35 savaş uçakları. Şimdi yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna baktığımız zaman S-400'den vazgeçin, değilse
F-35'i bizde vermeyiz. Hı hı. Sanki böyle bir yerde duruyorlar. Biz yani bütün görüşmelerde, siyasi görüşmelerde de ısrarlı bir şekilde bu S-400 işinden vazgeçin talebinin hemen her görüşmede dile getirildiğini biliyoruz, görüyoruz. Şimdi burada bu S-400'den vazgeçmek söz konusu olabilir mi önümüzdeki süreç içerisinde? Bir de bu S-400 niye önemli? Yani burada daha çok işte Amerika Birleşik Devletleri'ne ile siyasi anlamda gerilimler yaşıyoruz. Onlardan da füze alamıyoruz, Patriot savunma füzelerini. O zaman biz hani Ruslarla hareket edelim. Bu mudur bunun çerçevesi? Yoksa bu füze gerçekten hani en iyisi midir alanında? Hı hı. Neye bakılarak bu kararlar verildi ve bundan sonra nasıl bir strateji izlenecek? Bir kere yani şunu çok net söyleyelim. Yani vazgeçilebilir mi? Hayır, bu mesele imzalandı, ödemeler yapılıyor, teslim tarihi belli. Yani zaten çeşitli ortamlarda muhatabımız da bundan vazgeçin diye bir söylem şu anda ortaya koymasının çok anlamı olmadığını anlamış durumda. Belki iki sene önce falan bunu söyleyebilirlerdi ama yani, tamam, o, bu noktada bu mesele o anlamda kapandı. Tabii Türkiye kendi hava savunma sistemini kurmakla ilgili yaptığı çeşitli analizler, değerlendirmeler sonucunda bu ürünün en iyisi olduğu kanaatine varmış durumda. En iyi de tabii çeşitli parametreleri göz önüne alarak söylüyoruz. Bir, ürünün performansı zaten dünyaca bilinen ve performansını gerçekten çoğu uzmanların bildiği ve takdir ettiği bir ürün. Ayrıca yan destek unsurlar, yani işte ortak üretim konuları, teknoloji transferi konuları, ileriki projelerde nasıl işbirliği yapılacağı konuları, bir dizi unsur var. İşte kredilendirme mekanizması satışı gibi meseleler var. Tabii diğer ürünler de gözden geçirilirken şöyle bir yanlış anlaşılmamı da olmaması gerekiyor. Yani bize vermediler, biz de buradan aldık. Hayır, vermeyiz demediler. Ama gerek fiyat olarak, gerek teknoloji konularındaki işbirliği olarak, gerek kullanım kısıtları olarak o konu Türkiye'nin taleplerini karşılamadı. Yani şimdi bu F-35 veririz vermeyizin gündeminde sadece S-400 yok malumunuz. İşte rahip meselesi var, bir dizi konu var sıralanmış. Bunları yapmazsanız diye. Yani ben şöyle bir örnek vereyim. Biz Patriot alıyor olsaydık ve bu kararı vermiş olsaydık, bugün bu rahip krizinde masadaki konulardan bir tanesi de F-35 de vermeyiz, Patriot da vermeyiz olacak mıydı, olmayacak mıydı? Büyük ihtimal olacaktı. O halde beni çok açıkça tehdide, şantaja maruz bırakan bir karar olduğu çok net. Demek ki biz bu meselede doğru bir karar verdik. Tekraren eğer diğer muhataplarımız bizim zamanında konuştuğumuz şartları kabul etseler idi, yani biz Patriot meselesi de konuştuk, teklifler de aldık, masada çok uzun müzakerelerimiz oldu. Orada koyduğumuz şartların bir kısmını kabul etmediler. Biz de bu şartları, biz bunu alamayız dedik ki, tabii dediğim gibi sadece o şartlar var, fiyat var, performans var, bir dizi konu var ki bunlar hepsi beraber değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç buydu. Bu da bir ülkenin bağımsız kararı ki NATO çevrelerinde de çeşitli ortamlarda da aslında Türkiye'nin kendi savunması ile ilgili aldığı karara saygı gösterilmesi gerektiği dillendiriliyor malumunuz. Yani bu S-400'ün alınması Türkiye'nin NATO sisteminden çıkacağı anlamına gelmiyor. Asla. O tür yorumlar da yapılıyor. Kesinlikle. Çünkü. NATO aslında dediğiniz gibi NATO'dan gelen açıklamalar, yani bu dost düşman tanımı yapıldığı sürece alabilir Türkiye diye defalarca açıklamalar. Zaten bizim şartlarımızdan bir tanesi bu dost düşman tanımının yapılabilmesi. NATO bir de şunu söyleyebilir. Yani madem bir silah alıyorsunuz, bu keşke entegre olabilseydi, NATO'nun savunmasını güçlendirebilseydi diye bir yorum var. Biz kendi savunmamız öncelikli, NATO biz burada gerekli anlayışı gösterseydi, biz de yani belki daha başka şekilde davranabilirdik denilebilir. Bu dost düşman tanımı yapılacak herhalde, uyarlaması. Şimdi tabii anlaşmanın bir detay var ama bunlar tabii olmazsa olmaz konulardan birisi. Yani siz dost düşman tanımını tamamen başka bir ülkenin eline bırakamazsınız. Bu çok net. Bunu da bizim kendimizle entegre edeceğimiz, kendimizin yazıp kendimizin tanımlayacağımız tabii baştan beri çok net konuşulan bir konu. Evet. O zaman yani NATO da itiraz etmiyor. Yani biraz siyasi içerikli bir soru olacak ama ben sorayım yine. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin hava savunma sisteminin olmasını istemediği için mi böyle bir tepki koyuyor?
Yoksa Rusya ile işbirliği yapmasından bir takım işte kaygılar, endişeler duyduğu için mi böyle davranıyor diye bir soru çıkıyor. Belki, madem NATO itiraz etmiyorsa evet. Onlar niye itiraz ediyorsunuz? Belki ikincisi biraz da yani artık bir Rus sisteminin Türkiye'ye girmesi, malumunuz bir sistem bir ülkeye girdiğinde onunla ilgili bir alışkanlık, teamül vesaire oluşuyor. Uzun vadeli belki bir kayıp anlamda da bakabilirler. Son zamanlarda özellikle dillendirilen konu ise F-35'e bağlamaların bir sebebi. F-35'in radar görünmezlik konularındaki sırları böylece ifşa olacak. Evet. S-400'e bir arada bulunduğu zaman ki tamamen bizim katılmadığımız bir iddia ki muhataplarımıza çok net olarak söylediğimiz şu. Bu konuda bir teknik endişeniz var ise buyurun oturun bütün detayları konuşalım. Biz kendi muhataplarımızı, ortaklarımızı bu konuda merak ettirecek, endişeye düşürecek bir adım atmayız. Bizim baktığımız noktada böyle bir tehlike yok. Önemli bir nokta. Var olduğunu söylüyorsanız buyurun teknik müzakere yapalım. O endişelerinizi giderecek tedbirleri alalım ama bence bugün Norveç'te F-35 var. Malum F-35 uçtuğu anda Rusya'daki S-400 sistemleri bunu görüyor. Eğer uçağın uçması, radarların, diğer sistem radarların bunu görmesiyle ilgili ya yani takip etmesiyle ilgili bir sorun varsa orada da var. Bugün İsrail'de F-35'ler var. Onlar uçuyor. Onlar Suriye'deki sistemler tarafından görülebiliyor. Orada bizim göremediğimiz herhangi bir endişe var ise bize bunu teknik olarak izah edin diyoruz ama şu ana kadar öyle bir izah alamadık. Bu evet, çok önemli bir nokta bu geldiğimiz nokta. Yani biz aslında şöyle Amerikalılar son düzlükte S-400'ler F-35'lerin sırlarını ifşa edecek. Bu kaygıyı teknik düzeyde de Türkiye'ye anlatıyorlar diye mesela duyuyorduk ama bir böyle bir şey yok diyorsunuz. Yani şu ana kadar olmadığı bekliyoruz. Eğer varsa buyursunlar ki öyle bir toplantı olabilir ama şu anda evet şu tarihte geleceğiz, şunları anlatacağız, görüşeceğiz diye bir şey ben duymadım. Evet. Dolayısıyla S-400'ün F-35'in sırlarını ifşa edeceği şeyi de havada yani bir karşılığı olmayan bir iddia. Bizim için karşılığı yok. Şu anda pratik uygulamalarda da demin bahsettiğim ülkelerde ki örnekler de bunu bir anlamı gösteriyor. Peki şimdi S-400 ilk batarya Temmuz 2019'da evet. Yani işte 8-9 ay sonra geliyor. Evet. Bunların nereye konuşlanacağı gibi teknik detaylar da belli mi bu füzelerin? O şu anda hava kuvvetlerini ilgilendiren konular onlar. Biz hani tedarik kısmındayız ama yerleştirme, onun kullanım şekli, dağıtımı falan da genelde kuvvetin karar verecek konular ki onları çalışıyorlar. Peki bu teknoloji transferi şartı çok önemsendiğini biliyoruz. Evet. Ruslar da bunu kabul ettiler. Evet. Bu nasıl olacak? Yani bu teknoloji transferi yani bir süre sonra Türkiye kendi S-400 bataryalarını mı üretmeye başlayacak? Böyle mi anlamalıyız? O konunun çok detayına girmemek daha iyi bizce. Yani bir ortak üretim ve teknoloji paylaşımı var. Bunun detayları anlaşmalarda şekillendiriliyor. Peki. Ama genel prensip olarak şöyle diyeyim. Bizi tatmin eden bir seviyede bir işbirliği olacak. İşbirliği olacak. Peki. F-35'lerin teslim edilmesi hususunda endişeler ne düzeyde? O konuda bizim hep söylediğimiz şu, yani teknik olarak meseleyi konuşan taraflar var. Biz ve JPO dediğimiz Joint Program Office Amerika'daki çeşitli ortak ülkeler ve bu platformda buluşuyoruz. Meseleleri tartışıyoruz. Ama o platform, o ortam siyasi alandan tamamen bağımsız. Yani oradaki anlaşmaların gereği neyse şu anda tıkır tıkır yürüyor. Biz ödemelerimizi yapıyoruz. Onlar işte teslimatları yaptılar, eğitimler devam ediyor, planlanan teslimat programı belli. Bizim konuştuğumuz ortamlarda muhataplarımız seviyesinde diğer politik tartışmaların hiçbir yansıması yok. Biz programda hiçbir şey yok ve devam ediyoruz diye bakıyoruz. Onlar da öyle, biz de öyle. O açıdan bizim için bu oluşan yeni siyasi durum, tartışmalar dışarıda belli gürültüler ama bu gürültüler bizim içeride yaptığımız işlerle ilgili iki taraf için de söylüyorum hiçbir etkisi yok. Takvimde de bir sapma yok. Şu anda söz konusu değil o zaman. Bir
haberler çıktı son birkaç gündür. Türkiye ortağı bu projenin, evet, F-35'in ve çok kritik, evet, anlamda değil mi? Onu biraz açabilir miyiz? Yani Türkiye'nin katkısı olmasa mesela bu F-35'ler ne olur? Şöyle, yani Türkiye'nin kritik sistemlerde katkısı var. Yani Türkiye'nin katkısı olmasa başka birilerini devreye belli bir süre sonra sokabilirler burada da. Yani biz olmasak program tamamen biter diye bir şey yok. Ancak sekteye uğrar, maddi açıdan uçağın maliyetiyle ilgili belli dezavantajlar oluşur. Bir de tabii 9 ülkenin imzaladığı bir anlaşma var. Bu anlaşmayı göz göre göre ihlal etmek olur ki Türkiye'nin program ortaklığından çıkartılması gibi bir şey söz konusu değil. Bu tamamen oy birliğiyle olması gereken bir karar ki kimsenin de bu şu anda öyle bir ne niyetinde ne de söylemi var bizim baktığımız noktada. Burada bizim katkımız önemli. Bizim de bu katkıda teknolojik kazanımımız önemli. Ayrıca uçağın ileriki dönemlerdeki üretimleriyle ilgili de bu pay devam edecek. Bizim için de sürekli bir gelir anlamına geliyor ki ortak olmak için de bizim verdiğimiz önemli bir miktarda para var. Onu, evet, unutmamak lazım. Evet. Bunun böyle üstüne yatılması demek uluslararası hukuk anlamında da herhalde ciddi sorunlar tabii bir, üretebilir. Yani alım kısmının denklem var. Bir de ortaklık var ki bu oldukça komplike bir olay. Öyle hani çok basit ama yaptım oldu diyecek bir şey değil. Peki. Şimdi esas ben şuraya bir gelmek istiyorum. Yani bu konularda da yerli milli ürün geliştirme çalışmaları, yani orta uzun menzilli balistik füze, orta uzun menzilli hava savunma sistemi, bu konularda da bir takım çalışmaların yürütüldüğünü biliyoruz. Sanıyorum Fransız-İtalyan ortaklığıyla yürüyen başka bir proje söz konusu ama hani hep baştan beri dediğiniz gibi kendi ne derler, yani kendi kendine yetecek, kendi imkanlarında yürütmek. Bu anlamda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Yani orta uzun menzilli füzeler, hava savunma sistemi, yerli ve milli çalışmalar ne düzeyde? Şimdi kendi özgün sistem geliştirme çalışmalarımız devam ediyor şu anda. Bunun alçak, orta ve uzun menzilleri var. Alçak ve orta da belli bir safhaya geldik. Testler devam ediyor. Uzunla ilgili de çalışmalarımız başlatıldı. Testler vesaire devam ediyor. İtalyan, Fransız ortaklı Eurosam'la olan çalışmalarımız da biraz da eskiye dayanan bizim ihale sürecimizde ortak çalışma yapabilir miyiz derken ortaya çıkan bir konu. Orada da bir ortak çalışma yapılmasına karar verilmişti. Bu şekillendirildi. Şu anda geldiğimiz safhada iki ülkede kendi ihtiyaçlarını belirleyecekler. Yani şu anda onların elinde mevcut olan sistemden daha ileri bir sistemi hep beraber geliştirip üç ülkenin de ihtiyacına cevap verecek bir ürüne doğru gitme yönünde bir yol haritası çizilmenin çalışmaları var. Bu anlamda üçlü bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmanın içeriği doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Ortaya çıkacak, şekillenecek yol haritası ile ilgili adımlar atıldıktan sonra bu çalışmalar başlayacak. Üç ülke. Daha başlangıç seviyesinde o zaman. Analizler yapılıyor. Yani dediğim gibi yani öyle bir ürün olsun ki şu andaki üründen çok daha ileri bir seviyede olsun. Bunun adımları atılsın ve üç ülkenin de ihtiyacını karşılayacak kümenin kesişim noktaları bulunsun. Buna göre bir geliştirme yapılsın. Biz şu anda kendi ihtiyaçlarımızı birebir örtecek ürünün tanımıyla ilgili ve onun içeriğinde hangi şirketimizin hangi kabiliyetli ne tür katkıda bulunabileceği ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Muhataplarımız da bu çalışmalarda devam ediyorlar. Ortaya çıktığında üç ülke büyük ihtimalle diyeceğiz ki biz şu niteliklerde falanca ürünü geliştirmek üzere yola çıktık diyeceğiz. Şu anda onun ön çalışmaları diyebiliriz. Bu kısa menzilli hava savunma sistemi konusunda bir takım ilerlemeler kat edildi herhalde. Bizim Hisar, Korkut, Hisar. Korkut, tabii hava savunma kademeli bir olay. Yani tek bir hava savunma sistemini kurdum, bütün kademelerde bir hava savunmamı garantinin altına aldım diyemiyorsunuz. İşte Korkut artık bir nevi modern uçak savar deyin ona. Ondan sonra gelecek alçak, orta menzilli, uzun menzilli ve bir de tabii balistik savunmalar var. Bunların her birisi bir katmanlı savunma sisteminin parçası ve sisteminizi ona göre oluşturmanız gerekiyor. Çünkü gelecek saldırının niteliği, işte bir seyir füzesi gelebilir, bir kısa menzilli füze gelebilir, bir uçaktan atlan füze gelebilir, uçak gelebilir.
orta menzilli bir balistik füze gelebilir, uzun menzilli bir balistik füze gelebilir. Bunların hepsinin kendi parametreleri var ve ona göre savunma sisteminizin şekillendirilmesi gerekiyor. O anlamda katmanlı savunma dediğimiz savunma zincirinin kurulması lazım. Ne durumdayız bu konuda? Dediğim gibi işte alçak orta irtifa ile ilgili epey bir mesafe kaydettik. Uzun menzilli ile ilgili çalışmamız devam ediyor. S-400 şu anda hem balistik hem de uzun menzilli savunma sistemimiz anlamında bir karşılık olacak. Oradan olacak teknoloji kazanımlarıyla beraber de kendi sistemimizin geliştirilmesine önemli katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Çalışmalar devam ediyor kısacası bu sorunun cevabı. Kaç yıllık bir perspektif bu? Şimdi çizdiğiniz... alçak ve orta irtifanın 2 yıl içinde, 2,5 yıl içinde hizmete girmesini bekliyoruz. Ve uzun menzilli biraz daha süre alacak. 5 yıl gibi bir süresi var kafamızda şu anda planlarımızda. Ama Fransız-İtalyan ortak çalışmasının da neticesi belki bu zaman çerçevesinde ortaya çıkabilir. Nihayetinde işte balisteye doğru giden bir yol haritanız da var. Bunlar aslında her bir kademenin de kazandığınız teknolojinin veya bilginin üst üste konu olarak oluşturulduğu bir yapı. Her biri bir eşik oluyor aynı zamanda değil mi? Burada şunu da belirtmek lazım. İşte biz hep füze falan konusunda, roketler konusunda konsantre oluyoruz ama bu meselenin çok önemli ve ayrılmaz bir parçası ise elektronik harp. Yani radar sistemleriniz, radar sistemlerinizin menzili, karıştırılamaz oluşu, füzenizi yönlendirme sistemleriniz, onun takip sistemi, onun ne kadar şaşırtmaya karşı dirençli olabildiği gibi bir dizi parametre var ki tamamen elektronik harp konularına giriyor. Yani roket motoru veya füzenin şeyi kendisi sadece denklem bir parçası. Bu F-35 ile ilgili son insanlı savaş uçağı tabiri kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla insansız savaş uçağı yerli ve milli evet. imkanlarla buna dönük çalışmalar da evet. yapılıyor. Bu çalışmalar bir şu andaki mevcut insansızların daha geliştirilmesi, büyütülmesi, taşıma kapasitelerinin artırılması, neticesinde vurucu güçlerin artırılması. İkinci safhası ise hem vurucu gücü artırılmış hem de havada muharebe kabiliyeti veya gelen saldırıyı önleme ile ilgili kabiliyetleri artırılmış bir platform. Yani şu anda operasyonların yapıldığı bölgelerde karşı tehdit boyutu belli bir seviyenin altında ama karşı tehdit boyutu arttığında yerden havaya füzelerin ve havadan hava füzelerin veya havadan gelen uçakların tehditleri arttığında artık İHA'larınızın bunları da engelleyebilir. Gerek elektronik harp sistemlerine karşı direnebilir. Hem çeşitli karıştırmalar ve engellemelere mukavim olduğu gibi kendisine yönelik karıştırmaları da karşı tarafı karıştıracak etkinlikler olabilecek. Uçaklar olduğu gibi hem hareketlilik açısından, manevrabilite açısından da kabiliyetlerin kazandırılması lazım. Burada çeşitli safhalar konuşulabilir. Mesela safhalardan bir tanesi mevcut jet uçaklarından bir tanesini insansızlaştırmakla başlanabilir ki bu yönde bazı çalışmalar söz konusu. Daha sonra çeşitli büyüklükteki insan savaşlarının hem kombine ve koordine çalışmaları, bir sürü halinde operasyon yapmaları veya sürünün içinde çeşitli görev dağılımlarıyla görev yapabilmeleri gibi bir dizi konu gündemimizde. Bunlar yavaş yavaş ete kemiğe büründükçe inşallah kamuoyu görecek. Bu şey aklıma geldi. Mesela bu Afrin harekatı sırasında bu sözünü ettiğiniz elektronik karıştırıcı sinyaller operasyonu engellemeye dönük olduğu yönde haberler çıktı. Ama buna rağmen bunlar bir şekilde aşılıp o operasyonlar yapıldı diye haberler çıktı. Evet. Bu bir teknoloji savaşı. Yani bunu unutmamak lazım. Siz bir adım attığınızda karşıdan başka bir adımın geleceğini, sizin de bundan sonraki adımı düşünmeniz gerektiğini mutlaka bilmeniz lazım. Hiçbir operasyon ortamı dikensiz gül bahçesi olmaz. Yeni dikenler çıktıkça siz de bunları bulacak, yok edecek tedbirleri almanız lazım ki burada teknoloji işin anahtarı. Kim yaptı diye sorsam cevabınız olur mu? Neyi? O karıştırma işini. Herkes yapmış olabilir. Yani tabii kim yaptığı az çok çeşitli ama bir yer veya kaynak değil diyebiliriz. Evet, peki. Şimdi Ar-Ge konusunda ciddi tabii savunma sanayinin yatırımları ve verdiği önem söz konusu Ar-Ge yatırımlarına.
2002'de hiç yapılmıyorken şimdi ciddi anlamda Ar-Ge yatırımı söz konusu. Ben aslında şuraya getirmek istiyorum biraz da konuyu. Şimdi bu yüksek teknoloji Türkiye'nin ekonomi anlamda da işte orta gelir düzeyinden yüksek gelir seviyesine ulaşmasının sırrı yüksek teknolojide atacağı adımlar, kaydedeceği mesafeler deniyor. İşte bir cep telefonu, bir kamyon domatese denk geliyor falan, o tür örneklerden de yola çıkılarak. Bu anlamda ama şeye baktığımız zaman da mesela ihracattaki payı %3-3,5'ları pek geçmiyor yüksek teknolojili ürünlerin son dönemde böyle bir düz çizgi halinde. Herhalde savunma sanayi bu anlamda hem öncülük etme konusunda, dünyanın her tarafında da bu böyle oluyor zaten. Burada ne yapıyorsunuz? Yani Ar-Ge ve yüksek teknoloji konusunda ne tür çalışmalarınız var, ne tür hedefleriniz var? Biraz oradan konuşalım. Şimdi tabii yüksek teknoloji önemli. Mesela savunma sanayi ürünlerinin işte genelde kilo başı değerlendirme yapılır ya, işte şu anda 150 doların üzerinde kilo başı katma değeri, yani ihracattaki fena bir değer değil diğer şeyleri karşılaştırdığımızda. Ar-Ge önemli bir kavram. Ar-Ge'nin sürdürülmesi, ürüne dönüştürülmesi gibi bir süreç var. Yani Ar-Ge ile ilgili Türkiye önemli bir irade koydu. Önemli paralar harcamaya başladı. Bunun geri dönüşümüyle ilgili, meyvesinin alınmasıyla ilgili biraz gecikmeler oldu diyebiliriz. Yani bu kültürü anlamak, Ar-Ge'den sonra çıkan bir sonucun veya çıkmayan bir sonucun daha değişik bir yöne evrilmesini sağlamak gibi, ondan sonra onun hayata geçmesi, ürünleştirmesi, bu zinciri tamamlamakla ilgili de bazı sorunlarımız oldu. Bunları yavaş yavaş aşıyoruz. Tabii dünyada da savunma sanayi genelde teknolojinin de itici gücü olmuştur. Burada da savunma sanayinde yapılan bir teknoloji çalışmasının veya Ar-Ge'nin diğer alanlara da genişletilmesi ve uygulanması çok önemli. Zaten sanayi ekosisteminiz bir bütün. Savunma sanayimiz çok iyi ama diğer sanayide çok iyi değiliz diye bir şey söz konusu olamaz. Üretim teknolojileriniz iyi, hassas ise, malzemede çok iyi iseniz, bu bütün sektörlere hitap eden bir olay haline gelir. Bunu yapamadığınız müddetçe bir alanda iyi olmanız çok zor. O açıdan Ar-Ge'ye akıllı Ar-Ge yatırımı yapmak lazım. Ürüne dönüşme sürecini çok net takip etmek gerekiyor. Çünkü yapılan Ar-Ge'nin hangi amaca yönelik olarak destekleneceği, daha sonraki adımının ne olacağı, bir Ar-Ge yapıldı, sonucu alıp bir rafa mı konulacak, yoksa onun üzerine başka araştırmalar yapılıp diğer araştırmalar ile entegre edilerekten bir sonuca doğru mu gidecek? Bunun sürekli takibi gerekiyor. Savunma sanayinin bir avantajı ise ürün odaklı olunduğundan ve ürünün alt teknolojilerinin kısıtlarının ve o konuda aşılması gereken engellerin bilindiğinden dolayı hedefe yönelik nokta atışı ve belirli aşamalarda oluşturulmuş araştırmaların bir binanın tuğla taşları gibi üstte örülerek binanın ortaya çıkması gibi bir denklemi görebiliyoruz. Yani falanca tuğlanın hangi işe yarayacağını, hangi taşın nerede kullanılacağı ile ilgili net bir görüş ve hedef var. Burada da falanca Ar-Ge yapılıyor ise bunun şuraya doğru yönlenmesi gerektiği, askeri alanda veya savunma sanayi alanda ve sivil alanda da şunlara hizmet edeceği ile ilgili bir anlayış var. Bu da genelde diyalogla bütün Ar-Ge'ye yatırım yapan, para harcayan, destekleyen kuruluşlarla yakın bir diyalog, işbirliği ve koordinasyonla bu hedefe doğru yönelilir. Hem savunmada harcanan paraların diğer sektörlere de fayda sağlaması veya diğer sektörlerdeki Ar-Ge'lerin savunmada kullanılması gibi bir entegre sonuç çıkartır. Bu entegrasyon var mı peki sistemde? Bu entegrasyon artarak oluyor. Yani şu anda tabii mükemmel derecede var denemez ama giderek artan seviyede olmakta. Ki şunu da vurgulamak lazım. Savunma kelimesi genelde Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçlerimiz onların ürünleri gibi algılanır iken şu anda işte diyelim bir siber alanı savunmanın önemli bir parçası. Haberleşme savunmanın önemli bir parçası. Elektronik sistemlerde, kodlamada, kriptolamada ne kadar iyiyseniz sadece savunma değil. Çünkü ülkenizin işlettiği bir dizi sistem eğer saldırıya açık ise, eğer günün birinde onların işlemesiyle ilgili belirli tehlikeler var ise bu da sizin ülke olarak savunmanızı zayıflatan unsurlardır. O halde
sağlıktı, enerjiydi, ulaştırmaydı, haberleşmeydi, bir dizi alanda da entegre bir bakış açısına sahip olmak lazım. Ülke savunmasında sadece silahlı güçler olarak değil, ülkemize ve toplumumuza zarar vermesi muhtemel çeşitli unsurların da tehlike zincirinde ve muhtemel tehditlerde gözlenmesi, onlara karşı tedbir alması da bence ülke savunmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Evet. Şimdi burada baktığım zaman Savunma Sanayi Başkanlığı'nın hedeflerini 2023'e kadar savunma sanayinde mutlak bağımsızlığı sağlamak gibi bir ifade karşımıza çıkıyor. Burada tabii yani işte milli imkanlarla geliştirilen platform ve sistemlerin dost müttefik ülkeleri ihracatı, kritik malzeme ve sistemlerde dışa bağımlılığın kalmaması, milli tank, milli muharip uçağı, yüksek irtifa muharip hava araçları, denizaltılar vesaire. Hani bir perspektif sunma anlamında bu 2023 hedefleri gerçekçi bir hedefleme olarak duruyor mu sizin önünüze? Bence gerçekçi. Şimdi tabii mutlak bağımsızlık deyince onu şöyle tanımlamak lazım. Yani dünyada hiçbir ülkede, hiçbir yerde bütün ürünlerden mutlak bağımsız olduğu, tamamen kendi bünyesinde üretildiği bir dünya çok söz konusu değil. Bizim burada vurgumuz şu: sizin ayağınızı bağlayacak, iradenizi kısıtlayacak, teknolojik olarak ben şu parametrede bağımlıyım, şu karar verirken falanca ülke veya falanca makamdan onay almadan yaparsam burada yolda arkana kalırım gibi yürüyecek. Evet, bağımsızlığın anlamı bu. Yoksa entegre olmak, işbirliği yapabileceğiniz alanlarda işbirliği yapmak, rahatça tedarik edilebilecek, yani önünüzde bir engel çıkartılmayacak bazı ürünlerin bazı ticari amaçlarla veya maliyet unsurlarıyla ilgili olarak veya işbirliği kapsamında ortak yapılması, tedarik edilmesiyle ilgili şeyler olabilir. Mutlak bağımsızlık sizin karar verme bağımsızlığınızı sağlayacak, ona engel olmayacak, ülke olarak tamamen ayaklarınızın üstünde durmanızı temin edecek veya o anda onu yapmıyor olsanız bile yarın önünüzün tıkanması ihtimalinde mutlaka onu yapabilecek kabiliyetinizin olduğuna emin olduğunuz bir yapıdan bahsediyoruz. Diğeri, eğer yapabileceğimi biliyorsam tercihen yapmamış veya işbirliği yapmış veya temin ediyor olabilirim. Ama şunu bilmeliyim, benim önümü tıkayacak hiçbir şey olmamalı. Çok geniş bir spektrumdan bahsediyoruz. Burada tabii bütün platformlar, bütün ortamlar falan diye söz konusu yapmamak lazım. Çünkü o kadar çok çeşitli ürün var ki belki de sizi güvenlik anlamında, savunma anlamında öncelik verdiğiniz konularda, öncelik verdiğiniz ürünlerde sizi emniyete alacak ve kafanızı rahat ettirecek bir yapıdan bahsediyoruz. Çünkü çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Şöyle bir bütüncül yaklaşım, işte 100 bin çeşit ürünün, 100 bin çeşit alt sisteminin hepsinde bu, öyle bir hamaset yapmıyoruz. Ama şunu biliyoruz, teknolojinin gittiği noktaları biliyoruz, mevcut teknolojileri biliyoruz. Bir kısmın arkasından koşuyoruz, biliyoruz. İşte bir motordan bahsediyoruz. Arkasından koştuğumuz bir teknoloji, yani modern bir teknoloji değil, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önce yapılmış şeyler var. Ama bir taraftan da bu konularda yeni atılan adımları da takip edip onları ıskalamamak gerekiyor. Yakalamak. Arkasından koştuğumuz şeyler, arkasından koşarken yeni gündeme gelen şeyleri kaçırırsak yine zarar İşte otomobil koşarız. Meselesinde işte 40, 50, 60 yıl geriden gelince şimdi elektrikli otomobil üzerinden yarışa dahil olma çabası. İşte bir taraftan içten yanmalı motor da, işte motorları yaptık, bir kısmı şu anda gündemde geliyor, yapılıyor. Eski bir teknoloji ama onun yeni unsurlarıyla beraber piyasaya çıkartırken evet, elektrikli motor, hibrit motor, çeşitli tahrik sistemleri gibi konularında ıskalamamız lazım. Buradaki şey, peki yani devlet imkanları, devlet personeli bunlarla mı yapılıyor yoksa özel sektörü teşvik ederek mi, nasıl bir mantaliteyle yürütülüyor bu işler? İkisi birden. Belli alanlar var ki devlet olmadan olmuyor. Yani yüksek teknoloji isteyen, oldukça Arge yatırımı isteyen ve yatırımın geri dönüşünün çok kısa vadede zor olduğu alanlar var. Bu ülke içinde gerekli. Kritik şeylerde devlet her ülkede olduğu gibi elini taşın altına koyar ve bunu destekler. Biz bunu zaten söylüyoruz. Ve biz şuna da inanıyoruz. Devlet elini taşın altına koyduğunda, belli bir müddet destek sağladığında uzun bir süre de olsa sonunda, nihayetinde o teknolojide yetkinliğe sahip olunca artık o çark kendiliğinden dönecek ve bizim
ihracat olsun, dünya çapında bir sisteme katılma olsun, avantajlar sağlayacaktır. Önemli unsurlardan birisi şu. Ülke, yani bir ürün bir dizi alt sistemden oluşuyor. Alt unsurdan, alt malzemeden oluşuyor. Bunları temin eden küçük yapılar, KOBİ'ler vesaire, ülke içindeki ihtiyaç ve tüketim miktarına göre planlama yaptıklarına çok fazla ayakta kalamayabilirler. Bizim iddiamız ise bu tür şirketlere destek olalım. Onlar tedarikleri yapsınlar. İlk planda yapılan ilk yatırım artı satış miktarları çok uzun süreli hayatta kalmalarına müsaade etmeyecek seviyede olabilir. Ancak biz buradan dünya ligine oyuncu çıkartabilirsek, yani çok yetkin bir üretici, çok yetkin bir elektronik sistem üreticisi, çok yetkin bir yazılımcı, çok yetkin bir hassas malzeme dökümü yapacak firmamız olur ise, şu anda yok inanın, mu hiç? Tabii çeşitli şirketlerimiz var. Şu anda dünya çapında imalat yapan, dünya çapında şirketlere de destek verenler patenti, var. Patenti, markası olan. Var. Bunların sayısının artması, çünkü artık bu globalleşme dünyasında bir dizi uluslararası şirket, bu savunma olması şart değil, çeşitli alanlarda dünya çapındaki tedarik zincirinden kendilerine tedarikçi arıyorlar. Aradıkları şey ise bu tedarikçinin yetkin olması, kaliteli ürün yapabilmesi, bunu sürdürebilmesi ve yarın ortalıktan yok olmaması. Biz de işte EDEP diye bir program başlattık. Endüstriyel yetkinliği değerlendirme ve destekleme programı. Burada orta küçük seviyedeki işletmecilerin kalite unsurlarının yerinde olduğunu, işletmelerinin bütün tedarikçi veya tedarik arayanların istedikleri şartları yerine getireceklerini yerinde görüp, gerekirse destekleyip belli bir seviyeye getirip çıtanın belli bir üstüne çıkarttıktan sonra dünya liginde artık çok rahat tedarik zincirine katılabilir, ürün üretebilir ve ürettiği üründen de karşıdaki müşterinin %100 emin olduğu seviyeye getirmek, bu tedarik zincirine katılmakla çok sayıda önemli şirketi dünya liginde oyuncu haline getirebiliriz. Dünyada böyle bir arayış var. Bir dizi global şirketin arayışı var. Burada Türkiye'den yeterince oyuncu çıkartmaksa hem genel sanayileşme anlamında hem de savunma sanayi anlamında bir idealimiz olmalı. Çünkü bununla beraber ekosistem dönmeye başlıyor. Savunma da genel sanayi yapınızın teknolojinin gelişmesinden son derece faydalanabilir hale geliyor. Bu savunma konusunda olduğu gibi Bilim Sanayi Bakanlığı ile beraber de bunlar koordine edecek unsurlar. İnsan kaynağı anlamında Türkiye ne durumda? Yani yeterince insan kaynağı, beyin var mı, tutabiliyor mu Türkiye bu konuda? Şimdi yüksek teknoloji ürünler aynı zamanda parlak, pırıltılı beyinler gerektiriyor herhalde aynı zamanda. Şimdi bu diyelim savunma sanayinde %65'e çıkarmak yerli ve milli ürünleri. Bunlar nasıl bir insan kaynağı politikasıyla sağlanabildi ve bunun devamı nasıl gelecek? Şimdi insan kaynağı bizim en iddialı olduğumuz ve geleceğe de en fazla ümitle bakmamızı sağlayan alanlardan birisi. Malum genç bizim nüfusumuz var, iyi eğitilmiş olduğunu söylüyoruz. Daha da iyi eğitilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama burada önemli unsurlardan birisi tecrübe. Çok sayıda projemiz var, çok sayıda projemiz devam ediyor ve iddialıyız. Ama demin de belirttiğim gibi bir dizi teknolojinin arkasından koşuyoruz, peşinden koşuyoruz. Tecrübe seviyemiz çok fazla değil. Tecrübe ve birikim bu alanlarda önemli. Bu genç nüfusa nasıl hızlı tecrübe kazandırırız? İnanın birçok dalda genç arkadaşlarımız içine girdikleri projelerce baktığınızda, çalışma tempolarına, metodlarına, uğraştığı konulara baktığınızda dışarıda herhangi bir mühendisin 20-25 yıl sonra gireceği işlere 5. 6. yılda girmeye başlıyorlar. Bu tecrübe eksikliğini giderecek bir hızlı eğitim programı. Bugün savunma şirketlerimizin birçoğu akademiler kurmaya başladılar. Biz savunma akademi diye bir kavram oluşturduk. Hem hizmetçi eğitim hem de elemanların çeşitli yetkinlikleri ve teknoloji alanlarında derinine koşmasını sağlayacak eğitim programlarıyla beraber bir entegre sistem kurmak istiyoruz. Yani bu planlanmış hedefe yönelik eğitim sistemiyle beraber belki normal olarak bir iş yerinde bir elemanınızın 7-8 yılda sahip olacağı tecrübeyi veya seviyeyi biz 3-4 yılda sahip olmak istiyoruz ki bundan başka da yolumuz yok. Demin bahsettiğimiz bir dizi iddialı proje var.
iddialı projeler işte kimse işte 15 yıl, 20 yıl bekleyin dediğinizde bize yani gülerler ama bunu 5-6 yılda da işte 2-3 yıllık tecrübeli arkadaşlarla yapmamızda ne kadar kolay onu takdir edersiniz ben ama. Ben şunu biraz da anlamaya çalışıyorum aslında. Yani Türkiye'de bir buluş, bir icat, bir şey üretmeye çalışan, bir şey icat etmeye çalışan bir genç, bir üniversitenin diyelim işte elektrik elektronik bölümünde okuyan bir genç. Bunu böyle yürüyebileceği bir motivasyon alanı var mı Türkiye'de? Hani hep şu deniyor ya işte biz böyle bizim ülke hani güzel bir iş yapan cezasını bulur. Bizim ülke işte birisi bir şey ürettiyse, bir başarı hikayesi yazdıysa mutlaka bu ceza olarak karşısına çıkar gibi bir takım şeyler vardır. Artık bu söylemi bırakmak lazım. Biz değil bu mi? Konuda evet. Gerçekten garanti veriyoruz. Mesela Teknofest'i söylediniz. Teknofest çok güzel bir örnekti. Büyük bir heyecan oluşturdu. Savunma sanayileri tamamen desteklediğimiz bir program. Benzeri şekilde çeşitli yarışmalarımız oldu ve olacak. Teknofest gibi olabilir. Kendi bünyemizde çeşitli spesifik alanlarda gençlere şans verecek yarışmalarımız geliyor. Bu anlamda sivil toplum çok önemli. Türkiye Teknoloji Takımı'nın olduğu gibi bir önde koşacak kuruluş olursa diğer illerimizde biz bunların arkasında tamamen dururuz. Bu teşviki yaparız. Bir de Vizyoner Genç diye bir program anons edeceğiz. Orada da her seviyede gençlerimizin kendi aralarında takımlar kurabilecekleri, teknoloji alanlarını birbiriyle paylaşabilecekleri, burada desteğe ihtiyaçları olduğu anda da malzeme ve test ve laboratuvar anlamında bütün destekleri verebileceğimiz, kendi ortamlarını oluşturup yazışabilecekleri, bloglar kurabilecekleri, mesleki bilgilerini paylaşabilecekleri, gruplar oluşturup çeşitli belki yarışmalar, aktiviteler yapabilecekleri bir ortam olsun ve bunu da tamamen arkasında olalım istiyoruz. Bu heyecanı Teknofest'te gördüğümüz gibi yayıp da devam ettirebilirsek bence bu önemli bir farkındalık oluşturacak. Bir bu teknoparkların falan herhalde sayılarını artırmak. Teknoparkların sayıları bence sayı olarak çok kötü değiliz. Teknoparkların içeriği ile ilgili daha da bir motivasyon gerekiyor. Malum bizim İstanbul Teknopark yapılanmasında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir sahipliği var. Orada iyi örnekler oluşturuyoruz şu anda ve büyük ilgi var. Burada kuluçka merkezleri kurmak, oradan şirketler ortaya çıkartmak, bunun çok güzel örnekleri var. Bu anlamda desteği ve motivasyonu devam ettirmek gerekiyor. Bir sabun köpüğü gibi olmaması lazım. Bu olmasın dedi biz. Şu anda savunma sanayindeki bütün şirketleri nezdinde farkındalığı oluşturmuş durumdayız. Eğer çeşitli illerimizde oluşacak sivil toplum kuruluşları, vakıflar, sanayi odaları, bu kümelenmeler bu anlamda ön aldıkları takdirde biz tamamen bu işin uzun vadeli planlayıcısı, destekleyicisi olarak devredeyiz. Ve bu vizyoner gençle de birebir gençlerimize dokunup onları destekleyip onların bıkmak, vazgeçmek, daha genç yaşta belli bir bedbinliğine kapılmak yerine evet yapınca oluyormuş hissine kapılmalarını ve geleceğe daha umutla bakmalarını, tecrübelerini artmalarını sağlayıp bu iddiamızı sürdürme yönünde kararlıyız. Geçmişten beri birkaç örneğimiz var. Yani bir yabancı ülkede bizim falanca projemizin veya falanca ürünümüzün adını işittiklerinde biz buna yapmaya başlıyoruz dediğimizde dudak büken siz bunu 10 sene önce yapamazsınız, siz kimsiniz diyenlerin bizim bunları 2-3 senede ortaya çıkarttığımızı gördüklerinde hayretlerini bizzat biliyorum. O açıdan ben yaşamış birisi olarak yani başkalarının ya bunu nereden yapacaksınız? 10 yıl önce çıkmaz dedikleri birçok konuyu görüp, yaşayıp ortaya çıktığını gördükten sonra biz demin söylediğim tekrar ediyorum. Eğer başkası yapmasa biz daha iyisini yaparız. Özgüven çok önemli herhalde evet. Bu konuda. Son sorum olsun, son bir dakika. Fikri olan bize gelsin diyor musunuz? Diyoruz, bu Vizyoner Genç bunu yapacak zaten. Vizyoner Genç anlamında programımız. Bunun lansmanını yapacağız inşallah. Kasım ayı içinde bir zirve düşünüyoruz. Evet, Savunma Sanayi Zirvesi. Bu 100 günlük eylem planımızda da vardı. Bu zirveyle belli bir farkındalık oluşturacağız. Bu lansmanı yapacağız. Akabinde de 2019'un ilk çeyreğini şu anda planlıyoruz. Bir savunma sanayi şurası ile bütün paydaşların katılacağı, uluslararası katılımların da olacağı, çeşitli fikirlerin oluşturulup tartışıldığı ve Türkiye'nin savunma sanayi ile ilgili gelecek 10 yılın belki
yol haritasının konuşulup tartışılıp ve çözüme doğru önerilerin gündeme geldiği bir şuradan sonra da bir anlamda tam gaz ileri doğru gitmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben bize teşekkür vakit ederim. Sağ olun. İçin size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Efendim bu hafta Başkent Kulisi'nde izlediniz. Siyaset dışı diyelim, aslında konuştuğumuz konular kısmen siyasete de dış politikaya da dokunan konular da oldu yer yer. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir konuğum oldu. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.